O zaman arkadaşlar şöyle dersimizin içeriğinden bir bahsedelim. Daha sonra tanıtım dersimizi yapmaya başlayalım. Hocalarım hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yeni yılda, yeni sezonda tek düzenle birlikte derslerimiz, BES ve ABT derslerimizi işleyeceğiz. Bugün sizlere atletizm dersinin şöyle bir kısaca girişini yapacağız hocalarım. Atletizm dersine dair bildikleriniz, aklınıza karışan şeyler olursa, takılan sorular olursa bunları bana sorarsanız ders esnasında sevinirim. Şimdi sevgili hocalarım, şöyle kalemimizi bir alalım. Bazı kısaltmalar var hocalarım. Bakın, Dünya Atletizm Federasyonu Birliği, Avrupa Atletizm Birliği, Balkan Atletizm Federasyonları ve Türkiye Atletizm Federasyonu. Biz baktığınızda sevgili öğretmenlerim, Türkiye Atletizm Federasyonu çatısı altında ne yapıyoruz? Türkiye'deki yarışmalarımızı düzenliyoruz. Şimdi bizim ama amacımız bunları ezbere bilmek değil. Zaten bizim amacımız ÖSYM'ye de baktığımız zaman sevgili öğretmenlerim, ÖSYM bize ne soruyor? Genellikle pistte yapılan yarışmalara, alan yarışmaları, çoklu yarışmalar. Bu sene çoklu yarışmalarla ilgili bir soru vardı. Hatırlayan var mı? Sınava giren var mı aramızda? Aramızda 2022 ve ABT sınavına giren arkadaşlarımız var mı hiç? Yok herhalde. 2020 girdiniz mi hocam? Atletizmle ilgili aşağıdaki yukarıdaki branşlardan hangisini sadece erkekler yapar diye bir soru verdi. Ve cevap pentatlon verdi. Görmüşsünüz değil mi hocam? Bu soru hatalıydı. Bu soru sonradan ne oldu hocalarım? Düzeltildi. Neydi? Dekatlon oldu. Biz baktığınızda hocam o soruyu anlattık. O soruya itiraz da biz yaptık zaten. Derya Hoca ile ben yaptım. Birlikte ikimiz o itirazı yaptık hocam o soru için. Hocalarım şimdi baktığınızda biz bugün pist yarışmalarından şöyle bahsedeceğiz. Şimdi burada görmüş olduğunuz sporcu arkadaşı bilmenizi istiyorum. Ramil Guliyev arkadaşlar. Ramil Guliyev, şöyle şuraya da yazalım. YouTube'dan da girip videolarını izleyebilirsiniz. Bizim atletizmdeki 2017 Çin'de yapılan 2017 dünya şampiyonu oldu arkadaşlar. 100 ve 200 metrede Ramil Guliyev. Şimdi arkadaşlar, bizim atletizm pistinin bazı özellikleri var. Şimdi şu görmüş olduğunuz oval pist hocalarım. İki tane paralel düzlükten şöyle bir, iki. İki tane de çapları eşit iki virajdan hocalarım ne oluyor? Oluşmaktadır. Ve benim pistimin uzunluğu 400 metredir. Benim arkadaşlar, benim 400 metreyi bilmem lazım. 400 metre benim birazdan çok işime yarayacak. Hatta 2019, 2020 ve ABT'de ÖSYM bunun üzerinden bize bir soru getirdi. Ve atletizm pistindeki kulvar genişlikleri hocalarım, bakın şöyle yapayım. Şu iki çizginin arası 1 metre 22 santimdir sevgili öğretmenlerim. Şöyle şuradaki iki noktanın arası 1 metre 22 santimdir. Hocalarım bu sadece bu görmüş olduğunuz 400 metrelik pist için geçerli değildir. 3 adım atlama, uzun atlama ve sırıkla yüksek atlama kulvarların genişliği de 1 metre 22 santimdir sevgili arkadaşlar. Ve arkadaşlar çıkış, varış, kulvar çizgilerinin genişliği ise, yani burada görmüş olduğunuz şu beyaz çizgilerin kalınlığı ise 5 santimetredir. Atletizm pistinde bir tane çizginin kalınlığının ölçüsü farklıdır arkadaşlar. Bilen var mı? Atletizm pistinde bir çizginin kalınlığı diğer çizgilerden farklıdır. Bütün çizgiler 5 santimetre, bir çizginin kalınlığı farklıdır arkadaşlar. Hayır, bitiş çizgisi değil. Arkadaşlar zaten burada ne yazmışız? Çıkış, varış. Varış çizgileri de 5 santimetre. Arkadaşlar, cirit atma hocalarım. Cirit atma çizgisinin kalınlığı 7 santimetredir. Arkadaşlar bu ince bir bilgi. Bunu bilmeliyiz. ÖSYM tutar bunu bize sorabilir. Aşağıda yukarıda verilen çizgilerden hangisinin kalınlığı 7 santimdir diye bize öncül verir. Ne yapar? Cirit şıkkını attığında biz ne yapacağız? Hemen ciritin bulunduğu şıkkı işaretleyeceğiz sevgili öğretmenlerim. Bu da aklınızda kalsın. Şimdi olimpik branşlara bakalım. Piste koşulan. Kısa mesafeyi hocalarım 100, 200, 400 metre olarak alacağız. Bakın 100 engel, 110 engel almayacağız. Onları nerede alacakmışız? Engelli koşularda alacağız.
Orta mesafe ise 800 ve 1500 metreye alacağız. Burada önemli bir bilgi var. Arkadaşlar 800 metrenin ilk 100 metresi nasıl koşuluyor arkadaşlar? Kulvarlı. Yani sporcular ne yapıyor? Yarışmaya başladıklarında ilk 100 metresini kulvarlı koşuyorlar. 100 metreden sonra kulvar farkı kalkıyor. Birazdan şimdi size onları göstereceğim. Uzun mesafeye geldiğimizde 5000 ve 10.000 metre var. Engelli koşularda 100-110 engel, 400 metre engel ve 3000 metre engel. 400 metre engel arkadaşlar hem kadınlar hem erkekler koşmaktadır. Bayrak yarışlarında ise 4x100, 4x400 ve karışık bayrak bulunmaktadır. Buraya kadar bana bir sorunuz var mı? Dersle alakalı hocalarım. Veya ilk defa duyduğum, aklıma yatmayan bir şey var dediğiniz bir konu var mı? Bir başlık var mı şu ana kadar? Tamam. Şimdi ÖSYM bize tuttu arkadaşlar. 2 yıl önce atletizm pistinde 1500 metrenin başlangıç yerini sordu. Arkadaşlar ben pistimin uzunluğunu kaç metre dedim? Bana yazabilir misiniz? Pistimin tamamının uzunluğu kaç metre? Evet, çok güzel. 400 metre dedim değil mi arkadaşlar? Şimdi ben artık 400 metreyi biliyorum. Ve ben bütün atletizm pistinde yapılan bütün yarışmaların şurayının protokol tribünü olduğunu düşünelim. Bütün yarışmalar nerede bitiyor? Protokol tribünün önündeki piste, kulvarda bitiyor. Bakın hocam. Bütün yarışmalar atletizm pistinde yapılan 100 metre, 200 metre, 800, 1500, 400, 110 engel, 400 engel, 800 metre, daha sonra bayrak yarışmaları hepsi burada biter arkadaşlarım. Atletizm pistinde bütün yarışmalar aynı yerde biter. Ben bunu biliyorum artık. Yani 1500 metre burada bitecek. Ben ne yapacağım o zaman hocalarım? 1500 yazacağım. Atletizm pistimin uzunluğunu da yazacağım şuraya. Böleceğim. 400 metre. Böldüm. Kaç kere var? 3 kere var. Çıkardım. Kaç? 300 metre kaldı. Hocalarım, o zaman siz ne yapacaksınız? Şuradan geri 300 metre sayacaksınız. Benim zaten şu düzlüklerim 100 metre. 100. Geliyorum. 200. Geldim. 300. Yani 1500 metre nerede biten başlanmış? Bitiş çizgisinin 300 metre gerisinde ya da bitiş çizgisinin 100 metre ilerisinde başlar. Anladınız mı hocalarım? Verir hocam. Protokolü vermek zorunda. Zaten vermese bile siz şöyle bir pist gördüğünüz zaman hocalarım bitişi buraya alın, tamam mı? Bu sabittir. Bitişi buraya alın. Ama protokolü verir hocalarım. Şu an bu sorunun mantığını, bu mesafe bulmanın mantığını anladık mı sevgili öğretmenlerim? Anlamayan hocam varsa hemen sorabilir, tekrar anlatabilirim ki anlatacağım zaten başka mesafeler üzerinden de yapacağım. Şimdi hocalarım, o zaman biz neyin başlangıç noktasını bulalım? Gelin, 5000 metrenin başlangıç noktasını bulalım. Burada yazıyor ama bunlara çok takılmayın. Şimdi şuraya 5000'i yazıyorum. Küçük bir matematik. Ne yaptım hocalarım? Bakıyorum kaç kere var? 12 kere var. Yazdım. 4800 çıkardım. Kaç kaldı? 200. Hemen ne yapacağım o zaman ben buradan? 200 metre sevgili öğretmenlerim geri gideceğim. Tamam mı? O zaman burası ne oluyormuş? 5000 metrenin başlangıç noktası. Peki bana atletizm pistinde 5000 metre kaç tur olarak koşuluyor dersem sizce ne yapmalıyım? Cevap nedir? Bana yazabilecek var mı? Mantıken cevabın kaç olduğunu. buçuk tur hocam. Hani şurada 12 bulduk ya. 200 metrede zaten bu pistin yarısı oluyor. Tamam mı hocalarım? Benim pistim 400 metreydi. Hatırlıyoruz. 200 metrede bunun yarısı. O zaman ben 5000 metreye 12,5 tur diyeceğim. Şöyle 12,5 tur. Peki 1500 metre için kaç demem gerekiyor? Atletizm pistinde 1500 metre ne kadar koşulur? Kaç tur koşulur derse sorarsa ne yazmam gerekiyor?
Hocam işte burada çok basit. Hiç virgüllere takılmayacağım. 1500 metre bana atletizm pistinde kaç tur derse 3 turu yazacağım. Çünkü ben burada kalan şeyi kaç buldum kalanı? Bölüneni 3 buldum değil mi? 3 turu yazacağım. Şurada 300 var ya bunu alacağım buraya. 3 tur 300 metre diye yazacağım ve soruyu çözeceğim sevgili öğretmenlerim. Anlaştık mı? Tamam. Buraya ilgili bir sorusu olan arkadaşım var mı? Mesafe bulmayla, tur bulmayla veya yarışmanın başlangıç yerini bulmayla alakalı bir sorunuz var mı sevgili öğretmenlerim? Galiba yok. Şimdi gelelim. Başlangıç. Emine hocam, bak şimdi başlangıcını soruyorsa bana. Hemen şuraları silelim. Hemen bana bir dakika ver hocam. Hemen şurayı sileyim. Kalemimi alayım. Hocam, Emin hocam farz et ki bize 800 metrenin başlangıcını sordu. Tamam mı? 800'ü kaça böleceğim? 400'e böleceğim. Kaç kere var? 2 kere. Yani aslında 800. Benim bir kalanım yok. Sıfır. Hocam ben ne dedim? Bütün yarışmalar burada biter. O zaman 800 metre nerede başlar? Bana bunu söyleyebilir misin Emin hocam? Hemen. 800 metre nerede başlar? Aynı yerde başlar. Çünkü iki tur olması için benim aynı yerde başlayıp 400 metre bir koşmam, 401 metre bir defa koşmam lazım, değil mi? Yani burada 800 metre başlar. Farz et başka bir mesafe yapalım hemen. Evet hocam, gerisinden alacağız. Geriden sayacağız. Önce geriyi. Çünkü hocalarım mantık şudur. Önce kısa olan mesafe koşturulur sporcuya. Ondan sonra sporcu artık tam turları koşmaya başlar. Önce ne yaparlar? Kolaylık olsun diye o yarım olanı çıkarırlar. Sonra tamlara başlarlar. Şimdi Emine hocam bak 3000 metre yapıyoruz. 3000 metre ne yapıyorum? 400'e bölüyorum. Kaç kere var? 7 kere var. Ne yaptı? 2800. Kaldı 200. Emine hocam şu an bu pistte sence 3000 metrenin başlangıç yeri neresidir? Bütün yarışmalar da burada biter. Emin hocam senden dönüt bekliyorum. Aynen 200 yazan yer pistte. Bak hocam burası neyin başlangıç noktası? 3000 metrenin. 3000 metre engele takılmayın, tamam mı? O başka bir şey. Onu da birazdan veya bir sonraki dersimizde anlatırım. 3000 metrenin de başlangıç yeri aslında burası sevgili öğretmenlerim. Yani 3000 metrede baktığınızda pistte 7,5 tur koşuluyor. Hemen şurada kalan var ya hocam. Bu kalanı geri saydığın zaman, finişten, bitişten geri saydığın zaman sen yarışmanın başlangıç noktasını bulacaksın. Tamam mı öğretmenim? Devam ediyorum. Şimdi sevgili öğretmenlerim, benim alçak çıkış yapılan yarışlarım var. Yani takos kullanılan bir de ayaktan yüksek çıkış yapılan yarışmalarım var. Arkadaşlar, önce bu alçak çıkış yapılan yarışmaları şuraya bir yazalım. 100, 200, 400, 100 metre engel. Daha sonra 110 metre engel arkadaşlar. Bakın 110 metre engeli kimler koşuyordu? Erkekler. 100 metre engeli kadınlar koşuyor. Daha sonra öğretmenlerim 4 çarpı 100 bayrak. 4 çarpı 400 bayrak. Sevgili öğretmenlerim, şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesafesi 400 metreden 400 metre ve 400 metreden aşağı olan bütün yarışmalar, bayrak yarışlarını dahil ediyorum bakın. Bütün yarışmalar alçak çıkışta yani takozdan çıkılır sevgili öğretmenlerim. Ve burada hakem sporculara 3 tane komut verir.
Sporculara hakem yerlerinize diye komut verdiğinde sevgili öğretmenlerim, sporcular takoza yerleşir. Birazdan takozu da göstereceğim. Takoza yerleştikten sonra sporcular hakem dikkat komutunu verir ve bir dizleri yerdedir. O yerdeki dizlerini havaya kaldırırlar ve tabanca ateşlendiğinde sporcular yarışmaya başlarlar. Bir de yüksek çıkışlı koşular var. 800 metre ve üzerindeki tüm yarışmalar arkadaşlar ayaktan çıkışla başlar. Burada hakem sporculara yerlerinize ve tabanca komutuyla hemen yarışmaya başlatır. Bakın hocalarım yazdık zaten. 100, 200, 400, 100 metre engel, 110 metre engel, 400 metre engel, 4x100 ve 4x100, 400 bunlar alçak çıkışlı yapılan koşulardır. Şimdi hocalarım, şimdi size ben önce bir takozu göstereyim. Bakın sevgili öğretmenlerim, sporcu atletizm pistinde alçak çıkışlı bir yarış yapıyor. Hani bana önce şu iki kulvarın, şuradaki kulvarın genişliğini yazabilecek arkadaşım var mı? Şuradaki kulvarın genişliğini yazabilecek bir öğretmenim var mı? Muhakkak vardır. 1,22. Mükemmelsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bir de şu çizgilerin kalınlığını da yazar mısınız rica etsem? Hemen bir teyit olsun. Çok güzel. 5 santim. Çizgilerin kalınlığı 5 santim. Çok güzel öğretmenlerim. Bakın hocalarım. Hakem bu sporcuya yerlerinize demiş. Ve bu sporcu ne yapmış? Takozuna yerleşmiş. Bakın elleri çizginin gerisinde. Bir ayağı, bir dizi nerede? Yerde. Bakın bir dizi havada. Şimdi sporcu takoza yerleştikten sonra hakem hangi komutu vermiş? Dikkat komutunu vermiş. Sporcu ne yapmış? Yerdeki dizini yukarı kaldırmış. Dikkat komutunda artık sporcu hakemin ne yapmasını bekleyecek? Tabanca komutunu vermesini bekleyecek. Şimdi sevgili öğretmenim, ben takoza yerleşirken, sporcu takoza yerleşirken takozu önden yerleşmesi lazım arkadaşlar. Arkadan yerleşmeyecek. Elleri çıkış çizgisine ne yapmayacak? Temas etmeyecek. Zaten bunu ne yaptık? Vurguladık. İki kol arasındaki açıklık omuz genişliği kadar olmak zorunda. Dar olursa hocalarım sporcu rahat bir çıkış yapamaz veya geniş olursa sporcumun kolları gergin olmak zorunda hocalarım. Bakın sporcumun kolları gergin. Niye? Kuvvetli bir çıkış yapabilmesi için. Avuç içleri yere dayanmaz. Bakın sevgili hocalarım, avuç içlerinin havada olduğunu görüyorsunuz değil mi? Avuç içleri yere dayanırsa sporcum destek alamaz arkadaşlar. Parmak uçları yan tarafı gösterir. Dizler koşu yönünden saptırılmaz. Zaten saçma bir şey olur değil mi? Koşu yönünden saptırırsam farklı bir kulvara girer veya farklı bir yöne koşmuş olurum. Ayak pençeleri takoza dayandırılır. Bakın hocalarım, ayak pençeleri ne yapıyor? Takoza dayanıyor hocalarım bakın. Gördünüz mü şurada? Ayak pençesi de ne yapıyor? Takoza dayanıyor. Pardon. Baş önde yere bakar. Vücut ağırlığı ve kol bacaklara eşit olarak dağıtılır hocam, tamam mı? Hocam bunlardan bir tanesine hata olsa ceza verilir mi? Hocalarım verilmez. Nerede ceza verilir? Bakın. Takoza yerleşmede sporcuya ceza verilmez. Biz burada sporcunun aslında daha iyi çıkış yapabileceği durumlardan bahsediyoruz. Sporcu ellerini eğer avuç içlerini yere dayandırırsa bu bir hatadır. Yani ama sporcu için hatadır. Ama burada baktığında hocam nerede hemen? Eller çıkış çizgisine temas ederse bu bir hatadır sevgili öğretmenim. Tamam mı? Bu net bir hatadır. Hakem burada sporcuyu uyarır. Takoza yerleşme esnası olduğu için. Daha çıkış yok. Ahmet hocam, alçak çıkışta çoklu branşlar hariç normal bir yarışmada tek bir hata şansın var. Başka yok. Tek bir hata. Onda da ne oluyorsun? Diskalifiye ediliyorsun. Eğer çoklu branş yapıyorsan iki hakkın var hocam. Tamam mıyız? Bakın burada en net hata ellerin çıkış çizgisine temas etmesidir. Sporcu burada hakem takoza yerleşme esnasında olduğumuz için sadece uyarır. Ellerini çizginin gerisine çekler. Tamam mı? Şimdi dikkat konumuna geldiğimiz zaman burada artık sporcular ne odaklılar hocalarım? Finish'e odaklılar. Yarışmayı bitirmeye odaklılar. Bakın kalçayı ben burada yukarıya çok hızlı bir şekilde kaldırmam. Hakem dikkat dediği zaman kademeli kademeli ne yaparım? Kalçamı yukarı doğru
kaldırırım. Gövdemin ağırlığını kollara ve bacaklarıma eşit olarak dağıtırım ki ne olmasın? Ben de bir sıkıntı olmasın. Yani şöyle diyeyim size, kuvvet eşitsizliği olmasın. Kollarımda daha fazla kuvvet, ayaklarımda daha az kuvvet olmasın. Aslında baktığınızda eşit dağıttığımda ben ne yapacağım? Hakem bana dikkatten sonra tabancayı bastıktan sonra hocalarım ayaklarımla o takozun bloklarına bir baskı uygulayacağım. Yani ellerimi yerden kaldıracağım. Bütün ağırlığımı nereye vereceğim? Takoza vereceğim. Omuzda ile kalça yüksekliği aynı düzeyde tutulmaz arkadaşlar. Bakın. Eğer omuzlarla kalça aynı düzeyde tutulsaydı sporcuda ne gibi bir hata oluşurdu? Bunu yazabilecek var mı bana? Eğer kalça ve omuzlar aynı hizada tutulsaydı dikkat konumunda sporcuda nasıl bir hata oluşurdu? Nasıl bir postür bozukluğu oluşurdu? Evet, dengesi bozulurdu. Hani biz kollar gergin olacak diyorduk ya. E kolları da ne olurdu hocalarım? Bükülürdü. Bu sefer kuvvetli bir çıkış yapamazdı sporcumuz. Ayaklar takoz bloklarına basınç yapar. Hakem artık bana silah sesini verdikten sonra ben ne yapacağım? Otomatikmen ellerimi yerden kaldıracağım. Ve bu ayaklarımla ne yapacağım? Buradaki takozlara basınç uygulayacağım. Sevgili öğretmenlerim, yere sadece ayak uçları temas eder. Bakın, ayaklarımın uçları temas ediyor yere. Sadece ayaklarımın eğer pençesi temas etseydi hocalarım, ben düzgün bir çıkış yapamazdım ve bunun sonucunda muhtemelen de sakatlanırdım sevgili arkadaşlar. Baş kaldırılarak ileri bakılmaz. Bakın, yerlerinize komutundaydı. Başın neredeydi? Önde ve yere bakıyordu. Dikkat konumunda da aynı. Ben başımı kaldırırsam o ivmelenmenin hızıyla sakatlık yaşayabilirim. Boyun sakatlığı yaşayabilirim. Gövde ağırlığı yine kol ve bacaklar hocalarım burada da eşit bir şekilde ne yapılır? Dağıtılır. Daha sonra çıkışa geldiğinde hocalarım bakın tabanca sesinin duyulmasıyla kollar ve bacaklar ne yapıyor? İleri doğru itiş yaparak gövdeyi hareketlendiriyor. Ve öne alınan ilk adım çok geniş olmamalıdır. Çok geniş alınan adım hocalarım ivmelenme koordinasyonunu zora sokar. Başka ne gibi bir zararı vardı, dezavantajı vardı ben sizce bize? İlk adımın büyük olmasının. Sakatlanma olabilir. Evet, başka. Hız alamazsınız. Aslında az kuvvet almış olursunuz sevgili öğretmenlerim. Sizin takozdan ayrılırken ilk adımınız, piste attığınız ilk adımınız küçük olursa sevgili öğretmenlerim, sen daha piste daha sağlam bir şekilde basarsın, takozdan güzel bir şekilde ayrılırsın ve ivmelenmen daha seri bir şekilde olmaya başlar. Şimdi hocalarım, baktığınızda buradan bahsettik. Bakın, yerlerinize dedi. Sporcu ne yaptı? Takoza yerleşti. Aslında bir dizi nerede? Yerde. Elleri nerede? Çizginin gerisinde. Hakem ne dedi? Dikkat dedi. Ve sporcu yerdeki dizini havaya kaldırdı. Tabanca sesiyle de ne yaptı? Yarışmaya başladı. Arkadaşlar, dar çıkış, orta çıkış ve geniş çıkış var. Sporcunun takozda kullanmış olduğu 3 tane çıkış çeşidi vardır. Bakın. Şunlar benim takoz bloklarım öğretmenlerim. Dar çıkışta hocalarım bakın takoz blokları ne yapıyormuş? Öndeki bloğun çıkış çizgisine olan uzaklığı 2 ayak boyu ya da 40 santim. Hani çıkış çizgisi burası ya. Öndeki takozun buraya olan uzaklığı 40 santim olmak zorundaymış. Nerede ama? Dar çıkışta. Arkadaki bloğun çıkış çizgisine olan uzaklığı ise 3 ayak boyu ya da öndeki bloktan 28-30 santim geride olmak zorunda. Sporcular genelde şöyle yaparlar hocalarım. Dar çıkışta adım alırlar. 1, 2 yapar bunu yerleştirir. 1, 2, 3 yapar buradaki bloğu yerleştirir ve takozunu ayarlar sevgili öğretmenlerim. Orta çıkışa geldiğinde öndeki bloğun çıkış çizgisinden olan uzaklığı 2 ayaktan biraz fazla. Yani 2,5 ayak yaparlar. Adım alırlar şöyle 1, 2 yapar. Buçuğu da şöyle yan yapar. Yan bir şekilde adım alır hocalarım. Arkadaki bloğun çıkış çizgisinden olan uzaklığı ise 3,5 ayak ya da birinci blokla arasındaki 40 santim mesafe olmak zorundadır hocalarım. Geniş çıkışta ise hocalarım öndeki bloğun çıkış çizgisinden olan uzaklığı 1,5-2 ayak ya da 50 santim kadar arkadaki bloğun hocalarım öndeki bloğa uzaklığı ise 60-65 santim kadar uzakta olmasıdır.
Bu hocaların bu takoz olayını anladık mı? Alçak çıkışı. Aklınıza yattı mı? Var mı bir sorunuz? Diğer hocalarım kim var derste? Ahmet hocam var, Edip hocam var, Emine hocam. Edip hocam hoş geldin. Murat hocam var, Reyhan hocam var ve iki tane ders kayıtta kendilerini kaydettiren hocalarım var. Şimdi hocalarım, bir de yüksek çıkışlı koşular var. Ne dedik buna zaten? 400 metreden uzun mesafeler dedik. Bunlar neler? 800 metre, 1500, 5000, 10.000, 3000 metre engelli. Yol koşuları, kır koşuları, dağ koşuları, yürüyüş, maraton. Bunlar ne hocalarım? Yüksek çıkışlı yarışmalar. Hocalarım burada hakem yerlerinizde der ve bu komutla birlikte hakem spor hocalar ne yapar? 5 santimlik çıkış çizgisinin arkasında pozisyon alırlar hocalarım. Bakın. Bakın hakem yerlerinizde dedi. Şurası muhtemelen 1500 metre başlangıç noktası. Hakem yerlerinize dedikleri zaman hocalarım şuradaki çizgi var ya çıkış çizgisi. Sporcular bunun gerisinde sıralanırlar. Veya burada hocalarım bakın bu bir 800 metre bir yarışı başlangıcı. 800 metrenin ilk 100 metresi kulvarlı koşu dedi zaten. Bakın sporcular ne yapmışlar? Burada çizginin gerisinde bekliyorlar. Hakem yerlerinize der. Silahla birlikte arkadaşları ne yapar? Yarışmaya başlatır. Hatalı çıkış var hocam. Hatalı çıkış nasıl oluyor? Tabanca sesinden önce çıkış yapan atletler hatalı çıkış yapmıştır. Ama bakın hocalarım, yüksek çıkışla başlayan yarışlarda erken bir çıkış hareketinin altını çiziyorum. Denge kaybından olduğu düşünülürse hatalı çıkış verilmez. Şimdi bakın burada 10 tane sporcu ne yapmış? Yan yana dip dibe dizilmiş. Burada dengesizlikler söz konusu olabilir. Eğer burada sporcunun dengesini kaybettiğinden dolayı hatalı çıkış yapıldığı düşünülürse hakem tarafından burada hatalı çıkış verilmez sevgili öğretmenlerim. Hatalı çıkışı tespit etmek ve atletleri geri çağırmak ise geri çağırma hakeminin sorumluluğundadır. Şimdi hocam diskalifiye işlerini sormuştu az önce. Bakın altını çiziyorum çoklu yarışmalar dışında hatalı çıkış yapan atletler çıkış hakemi yardımcısı tarafından kırmızı siyah bir kart gösterilerek diskalifiye edilir. Tamam mı? Hatta şöyle yapayım. Bak. Hani burada diskalifiye var ya kırmızı siyah ikiye bölünmüş. Ama çoklu yarışmalarda kırmızı var, sarı var. Eğer çoklu yarışmalarda bakın kartların gözüküyor mu? Ben göremiyorum da. Çoklu yarışmalarda eğer bir sporcu hata yaptıysa ona ben sarı kart gösteririm. Eğer ikinci hatasını yaptıysa kırmızı kart gösteririm. Bir kartım daha var. Onu da birazdan anlatacağım. Tamam mı hocalarım? Bakın, eğer çoklu yarışmalarda hatalı çıkış yapan atletler çıkış hakem yardımcılarından sarı siyah bir kart gösterilerek uyarılır. Eğer yoksa bu kartımda gösterebilirim hocalarım. Sarı siyah kart bulunamıyor bazen. Tamam mı? Bu kartımda gösterebilirim. Şimdi şu kartıma bakalım bir de. Bakın yeşil kart hocalarım. Yeşil kart ise hocalarım eğer sıkıntının oradaki hatanın yarışmadaki hatanın hakemler tarafından veya bir teknik problem olduğundan kanaat getirildiyse hakem gider bütün yarışmacılara yeşil kartını gösterir ve der ki sorun bizde der. Biraz bekleyin sizden rica ediyoruz diye onları ne yapar? Uyarır sevgili öğretmenlerim. Arkadaşlar bakın çıkış hakemi bazı durumlarda ne yapar? Çıkışı iptal eder. Yarışmacı ayağa kalkarak elini kaldırarak çıkışı engel olmasın. Tam böyle yerlerinize denilecek. Yerlerinize denilmiş. Dikkat denilecek sporcu elini kaldırır. Aynı şuradaki gibi bakın. Elini kaldırır. Ne yapıyor? Çıkışa engel oluyor. Çünkü baktığınızda odak gerektiren bir yarışma hocalarım. 100 metredesin. Çıkacaksın. Böyle 9-10 saniyede bitecek. Odaklanmışsın. Bir elini kaldırmış. Bütün şeyi ne yapmış? Bozmuş. Bakın daha sonra yarışmacının çıkış komutuna belli bir sürede uymaması durumu vardır. Sen yerlerinize dersin hala ne yapmıyordur? Yerleşmiyordur takoza. Dikkat dersin kalkmıyordur. Bunlar çıkışın iptal edilmesi gereken durumlardır. Veya yarışmacının çıkıştan önce diğer yarışmacıları sesle de başka şekilde rahatsız etmez. Bazı sporcular böyle aşırı bir şekilde bağırıyor hocalarım. Bakın bu durumlarda yarışmacı uygun olmayan hareket nedeniyle uyarabilir.
tekrarı halinde hakem ne yapması lazımdır? Kırmızı kartını göstermek zorundadır sevgili öğretmenlerim. Bak, bu sporcu bunu bir daha yaparsa hangi kartı görecekmiş? Aynısını bir daha yaparsa bekliyorum cevabınızı. Sarı kart mı? Kırmızı kart mı? Yeşil kart mı? Aynısını ikinci kez yaptığını düşünüyoruz Murat Hocam. Kırmızı görecek hocam. Peki şöyle bir sorun var. ÖSYM buradan bize dokunabilir. Bu sporcu bunu yaptı, sarı kartı gördü. Ve bu 100 metre dünya şampiyonası yarı finali, tamam mı? Bu sporcu bunu yaptı, sarı kartı gördü. Sonra 650 numaralı sporcu ondan sonra da bu yaptı. Hakem yine yerlerinize dikkatli de bu sefer 650 numaralı elini kaldırdı. Hakem ne yapmalı? Hangi kartını vermeli? Murat Hocam kırmızı dedi. Başka? Diğer hocalarımın bir cevabı var mı? Sevgili öğretmenler, bakın burada hakem 650 numaralı sporcuya kırmızı kart verir. Çünkü ilk uyarı zaten yapılmış. 546, tam öyle okuyorum eğer. 546 numaralı, göğüs numaralı sporcuya ilk uyarı yapılmış. Bakın bu uyarı sana ama diğerleri de diyor ki bunu. Diğerleri de dikkate alsın diyor hakem. O yüzden ikinci kim yaparsa yapsın kırmızı kartı görecektir sevgili öğretmenlerim. Anlaştık mı? Bakın bu sporcu ne yapmış? Elini kaldırıyor. Hakem buna muhtemelen sarı kartla uyaracak. Eğer ilk ise. Arkadaşlar bir de bazı durumlarda ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz gerekenler var. Bu çıkışta hatalar var. Sporcu tabanca sesinden önce ayaklarını ya da ellerini bak oynatmamış dahi olsa. Çıkış hakemi arkadaşlar. Sporcunun devam eden kesintisiz bir raket sonucunda çıkışa başladığı görüşündesi ne yapar? Yarışmacıları geri çağırır. Ne demek bu kesintisiz hareket? Şimdi sevgili öğretmenler şu fotoğrafa döndüm. Düşünün ki bu sporcular burada çıkış yapacaklar. Hakem bunlara komut verecek. Bakın start hakemi de tam olarak burada. Burada bunlar yarışıyor ya hocalarım. Şu karşıda da veya şurada arkadaşlar. Bizim Türkiye'de genellikle burada oluyor. Şurada da diğer seriye çıkacak şeyler, yarışmacılar takozlarını alıyorlar. Burada ayarlıyorlar. Hakem hani bunlara yerlerinize diyor. O da burada hakemi takip ediyor. Yerlerinize diyor. Burada takoza yerleşiyor. Daha sonra dikkat diyor. Dikkatle kalkıyor. İçinden başlıyor saymaya. 1001, 1002. 1003. Tabanca sesini nerede duydu? 1003'te mi duydu? Çıkıp gidiyor. Buraya geldiğinde hocalarım yerleşiyor. Yerlerinize diyor hakem. Dikkat dediği an başlıyor içinden saymaya. 1001, 1002, 1003 tak diye çıkıyor. Hakem belki o an tam silaha bastı. Belki ondan 0.1 milisaniye. Belki daha da küçük bir farkla silaha bastı. Bunu hemen ne oluyor? Elektronik sistem tespit ediyor ve yarışmacıları geri çağırıyorlar hocalarım. Anladınız buradaki mantığı. Anlamadınız mı burayı hocam? Bana bir hocam dönüt verirse hocalarım sevinirim bu konuyla ilgili. Herkes geri dönüyor hocalarım. Bütün sporcular eğer hakem geri çağırma silahına geri çağırdıysa seni bütün sporcular geri dönmek zorundadır arkadaşlar. Tamam, öyle bir sporcu geri dönmez. Çünkü hepsi çıktı gitti. Silah hangisi de patlıyor bilemezsin onu. Tamam mı hocam? Bütün sporcular geri döner. Hatalı çıkış yapan sporcular diskalifiye edilir. Arkadaşlar. Çıkış hakeminin sporcunun çıkış hareketine tabancanın ateşlenmesinden önce başladığında emin olduğu durumlarda ne oluyor? Hatalı çıkış veriliyor dedik. Çıkışlarda dengesizlik daha kolay olup istenmeden meydana geliyor. Bu durumlarda ne yapıyoruz? Gereksiz yere cezalandırma yapmıyoruz arkadaşlar. Zaman ölçümleri var bir de. Manuel, el kronometresi, tam otomatik, foto finish, bir de çipli süre ölçümleri var. İstanbul Maratonu'nda böyle çok kalabalık yarışmalarda çipli sistem kullanıyor arkadaşlar. Şimdi bir sporcunun finish'te geçtikten sonra arkadaşlar ölçümlerden oluyor.
Hani biz Vesso parklarına girerken böyle atlıyorduk, uçuyorduk, zıplıyorduk yani böyle. Burada bakın hocalarım, gövdesinin geçtiği ilk andan ne oluyor? Ölçümler alınıyor. Bakın gövdenin geçmesi lazım ilk an. Böyle kafayı falan uzatmak gereksiz sevgili öğretmenlerim. Bakın sporcuların hemen ilk gövdelerinin geçtiği hizadan foto finish hizalaması yapılıyor. Bakın burada da sporcuların hemen gövdelerinin ilk geçtiği yerde foto finish ölçümleri alıyor. Bakın arkadaşlar, bu sporcu ne yapmış? Uçarak girmiş. 2016 Rio 400 metre arkadaşlar burası. Bu sporcu finish'e uçarak girdi. Ve gerçekten de yarışmayı kazandı. Böyle saniye şeylerle, milisaniyelerle. Bakın ilk neresi geçmiş hemen? Omuzlarından, hizasından geçtiği için yarışmayı kazandı. Bakın bu ikinci olan sporcu. Pardon öğretmenler. Bu da üçüncü olan sporcumuz. Foto finish bu şekilde ölçüm yapıyor. Peki şuradaki hakemler ne hakem sizce? Yok mu bilen? Arkadaşlar buradaki hakemler süre hakemi. Eskiden foto finish sistemi olmadığı için veya olup çalışmadığı için buradaki hakemler her sporcu, bu diyor ki ben birinci gireni alacağım. Bu diyor ki ben ikinciyi, ben üçüncüyü, ben dördüncüyü aralarında paylaşıyorlar. Böyle bu şekilde sürelerini tutuyorlar. Arkadaşlar bir el kronometresiyle yarışma sonuçları çizelgeye aktarılacaksa 11.00'ı 11.0 diye, 11.01'i 11.1 diye. Yani bir sonraki tam şey ne yapıyorum, saniyeye yuvarlıyorum sevgili öğretmenlerim. Bakın 11.9'u 11.10. 11.10'u 11.11 diye yuvarlıyorum. Tamam mı? Tam olarak bunu 11.10 diye yazdım. 11.11'i 11.2 olarak ne yapıyorum? Bir sonraki tam süreye yuvarlıyorum. 23.02'yi 23.1 diye yazmışım. 1.54.92'yi 1.55 diye çizelgeye aktarmışım sevgili öğretmenlerim. Yani bir sonraki tam saniyeyi ne yapıyorum? Çeviriyorum. Arkadaşlar bazı yarışmalarda bakın dereceler şu şekilde belirlenir. 3 saatin mutabık olduğu derece vardır. Eğer 3 saatten 1 derece farklıysa mutabık olan 2 derece alınır. 3'ü de farklıysa ortadaki değer alınır. 2 saat tutulduysa mutabık oldukları, yani tam ortadaki derece ne yapılır? Alınır. Ortalaması alıp. 2 saat farklıysa kötü olan derece kayıt altına alınır sevgili öğretmenim. Tek saat varsa da zaten tutulan dereceyi ne yapacağım? Alacağım. Bakın 3 saat var. 3'ü de ne yapmış? Farklı tutmuş. 2, 2, ikisi mutabık olmuş. Bunu yazmışım. 11.5, 11.6, 11.7. Ne yapacağım? Ortadakini yazacağım. 11.9 tutmuşlar. Böyle 11.9 diye yazacağım. 12.30, 12.10. Kötü olanı ne yapıyordum? Yazıyordum sevgili öğretmenlerim. Bakın 3 tane farklı derece var. Ortadakini yine yazmışım. Bir de tam otomatik zamanlama, foto finish. Zaten en başta bahsetmiştim. Ne yapıyordu? Sporcunun gövdesinin geçmesiyle yazılıyordu ve dereceler saniyenin binde biri olarak okunuyordu. 48 olimpiyatlarında kullanılan ilk foto finish sistemi. Bakın 1912'de Stockholm'de ise elektrikli foto finish sistemleri kullanılmıştır sevgili öğretmenlerim. Bir de çiple zamanlama var. Bu da genellikle arkadaşlar yol koşularında, crosslarda ve dağ koşularında yapılır. Çünkü burada sporcu sayısı oldukça kalabalıktır. Benim bunlara tek tek süre tutmam imkansız. Ayakkabılarına şöyle bir çip bağlarım. Ve sporcular şöyle bir halının üzerinden geçerler her tur. Buralara geçtikten sonra bu çipte bu halı arasında bir bağlantı vardır. Ne yaparlar hocalarım? Koşmuşsun hocam, görmüşsündür. Ayakkabının bağcığını bir kenarına bağlarsın zaten. Bir bağlantı vardır hocalarım. Ne olur senin dereceni her zaman her geçtiğin turun saniyesini, süresini oraya veri sistemine aktarır. Arkadaşlar aynı yarış içerisinde birçok rekor mümkün mü? Mümkün arkadaşlar. Ülkemizde de bu oldu. Meryem Bekmez isimli bir sporcumuz arkadaşlar, yürüyüşçü. Bakın 5000 metre yürüyüşte, 2000 metre, 3000 metre geçiş zamanlarıyla genç ve büyük kadınlar yeni Türkiye rekorunu kırmıştır arkadaşlar. Ancak bunlar resmi yarışmalarda olmak zorundadır. Bir de rüzgar ölçüm var arkadaşlar. Arkadaşlar rüzgar ölçümü 100 metrede 10 saniye. 200 metrede yarışın lideri. Bakın benim pistimin şöyle olduğunu düşünelim. Yarışlar burada bitiyor. Şurası 200 metre başlangıcı.
200 metrede yarışın lideri son düzlüğe. Yani şu düzlüğe girdiği an ne oluyor hocalarım? Rüzgar ölçmeye başlıyor ve 10 saniye boyunca ölçülüyor. 100 metre ve 110 metre engeldeyse 13 saniye boyunca hocalarım ne oluyor? Rüzgar ölçümü yapılıyor. Bakın bu da rüzgar ölçer aleti. Arkadaşlar eğer ben 100, 200, 100 engel, 110 metre engel, 3 adım ve uzun atlama. O bugünün konusu değil. Bunlardan bir branş, bu 6 branştan birisinde yarışıyorsam arkadaşlar rüzgar ölçümü muhakkak yapılıyordur. Tamam mı? Benim koştuğum derece o anki atladığım uzun atlama şey süresi uzunluğu o an artı 2 eksi 2 metre bölü saniye aralığında ise eğer bir rekor kırdıysam o rekor geçerlidir. Yani ben atıyorum 8.96 metre uzun atladım. Dünya rekoru 8.95. Ve o anda rüzgar hızı artı 1.000 7. Bu yeni dünya rekorudur. Veya sen o an 100 metreyi 9.90 koştuysan hocalarım, tamam mı? Ve o anda rüzgar hızı eksi 2.2 ise bu Türkiye rekoru geçerli midir, geçersiz midir? Geçersizdir arkadaşlar, değil mi? Çünkü rüzgar hızı eksi 2.2. Rüzgar hızının şuradaki aralıktan birinde olması lazım. Eksi 1.9 olsaydı bu rüzgar hızı benim rekoruma engel olamayacaktı. Anlaştık mı hocalarım? Bakın rüzgar hızları da ne oluyor? Pozitif yönde ondalığa yuvarlanıyor. Artı 1.81 ölçülmüş, artı 1.9 diye yazılır. Artı 1.2 diye yazılmış, ölçülmüş 0.2 diye yazılır. Ama bakın negatiflerde düşmeyin tuzağa hocalarım. Eksi 1.81 ya. Bunu 1.9'a yuvarlamayacaksın. Eksi 1.8 bundan daha büyük bir değer. Bir sonraki yüksek değere ne yapmış oldum? Yuvarlamış oldum. Eksi 0.12'yi eksi 0.1'e yuvarlayacağım. Hocalarım, dersim bitti. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz var mı sevgili öğretmenlerim? Hocam teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Eğer bilgi almak isterseniz hocam size sohbetten bir link attı. Oradan ders hakkında bilgi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hocalarım. Allah'a emanet olun.